Enes Körüoğlu kanalından selamlar. Videolarımızı Premiere Pro ile montajlıyoruz ve montaj sırasında birçok geçiş efekti, yazı ve ses efektine ihtiyaç duyuyoruz. Fakat bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Aslında programın içerisinde Premiere Composer adında bir eklenti bulunmakta ve bu eklentide geçiş efektleri, yazı ve ses efektlerinin bulunduğu tamamen ücretsiz bir paket bulunmakta. İşte ben de size bugün bu paketi nasıl indirip programda açacağımızı göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk olarak Google'dan aramalar kısmına Mr Horse yazıyoruz. Enterladım ve karşımıza gelen ilk site Mrhorse.com. Buraya tıklıyoruz. Siteye giriş yaptıktan sonra en üst kısımda bakın ürün var. Ürün kısmında After Effects ürünleri ve Premiere Pro için ürünler var. Biz Premiere Pro için ürünlere tıklıyoruz. Burada zaten karşımıza Premiere Composer eklentisi çıkıyor. Bunu indirmeden önce Premiere Pro sürümümüzü kontrol etmemiz gerekiyor. Daha fazla bilgi edinine tıklıyorum. En alt kısma iniyorum. Burada eklentinin Premiere Pro'nun sürümüne göre uyumluluğu var. Bakın burada diyor ki Adobe Premiere Pro CC 2019 13.1.5 sürümü. Yani bu eklenti Adobe Premiere Pro 2019 sürümünden önceki sürümlerde çalışmaz diyor. Sizinki bu sürümden eski ise sürümünüzü güncelleyin. Aksi takdirde eklenti çalışmayacaktır. Üst kısma geliyoruz uyumluluklarını kontrol ettikten sonra. Burada indirmemiz için Windows ve Mac seçenekleri var. Eğer ki işletim sisteminiz Windows buradan Mac ise aşağıdan indir butonuna tıklamanız gerekiyor. Ben şu an Windows için indiriyorum. Tıkladım. Sol alt kısımdan setup'ımızı indirdik. Hemen kuralım üzerine tıklıyorum. Burada konumunu ayarlayabilirsiniz. Benim şu an C diski program files kısmında browse'dan değiştirebilirsiniz. Ben direkt next diyeceğim. Install diyorum ve setup'ımı kurmuş oldum. Finish diyorum. Finish dedikten sonra karşımıza böyle bir panel çıkıyor. Buraya e-mail ve şifremizle giriş yapmamız gerek. Ama biz daha öncesinden bu siteyi kullanmadığımız için kaydolacağız. Create new account'a tıklıyoruz. Bu sayfa açıldı. Buraya e-mail'inizi yazıyorsunuz ve bu siteye giriş yapmak için bir şifre oluşturuyorsunuz. Şifrenizi tekrar yazıyorsunuz. Son olarak da alttan burayı okeyledikten sonra create account diyorsunuz. Daha sonrasında mail adresinize aktive etmeniz için bir posta geliyor ve onun da üzerine tıklayarak aktive ettikten sonra burayı kapatıyoruz ve buradan e-mail ve şifremizi yazarak siteye giriş yapıyoruz. Ve giriş yaptıktan sonra karşımıza yine böyle bir pencere geliyor. Premier Pro'nun üzerine tıklıyoruz. Şu an seçildi burada plugins'ler bulunmakta. İlk önce yukarıdakini indireceğiz. İlk önce yukarıdakinden install'e basacağız. Daha sonrasında ise aşağıdakine basacağız. Premiere Pro açıkken bunu yaparsanız indirme işlemi başarısız olacaktır. Premiere Pro programını kapatın. Ondan sonra indirin. Şu an bende kapalı. Plugins'in ilk baştakine install diyorum. Zaten buna tıkladığınızda aşağıdaki de otomatik olarak inecektir. Ve aşağıdakini de indirmiş oldu. Buradaki işlemlerimizin sonuna geldik. Artık Premiere Pro'ya girip efektlerimizi kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi Premiere Pro'ya giriş yapalım. Benimki zaten 2020 sürümü olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Başarılı bir şekilde yüklemiş olduk. Hemen yeni bir proje oluşturuyorum. Efektler diye. Okey dedim. Şu an Premiere Composer eklentisi Programa yüklenmiş oldu peki bu nerede bakın yukarıdan window kısmına tıklıyoruz burada extensions var extensions da zaten premier composer olarak karşımıza geliyor buna bir kere tıkladığınızda eklentimizin paneli açılmış oldu bunun yerini değiştirmek isterseniz basılı tutarak çalışma yaptığınız yere sürükleyebilirsiniz mesela ben bunu alıp istersen buraya getiririm istersen buraya getiririm eski yerinde durmasını tercih ediyorum ve tekrar buraya getirdim. Evet, burada gördüğünüz gibi Browse kısmında Starter Pack. Yani bizim işimize yarayacak geçiş efektleri, yazı ve ses efektlerinin bulunduğu başlangıç paketi işte burası. Bakın buraya bir kere tıklıyorum. Text Boxes yani metin kutuları, Text Presets yani hazır metin ayarları, Transitions yani geçiş efektleri ve son olarak da Sounds Ses efektleri buradan ilk olarak video montajlarımızda çok fazla kullandığımız geçiş efektlerine bakalım. Transition'ın üzerine tıklıyorum ve bu paketteki ücretsiz olan tüm geçiş efektleri karşıma geliyor. Ön izlemeleri de burada gözükmekte. Bakın tam 9 tane bulunuyor. Diagonal, Digital Glitch, Fade to Black, Light Leak, Pan Rotate, Shake, Distort, Zoom In ve Zoom Out olmak üzere. Bunu hemen videolarımız üzerinde test edelim. Proje kısmına geliyorum. Buraya hemen iki tane oyun videosu yükleyeceğim. Şuradan seçiyorum. Ve iki tane oyun videomu programda açıyorum. Sürükleyerek de buraya getirdim. Şu şekilde iki videomu buraya yüklemiş oldum. Geçiş efektlerini yerleştirmek istediğiniz yere zaman çubuğunu getirmeniz gerekiyor. Bakın bu videonun sonu ve bu videonun başı yani tam şurası zaten iki çizgiyle de belirtili. Zaman çubuğumuza basılı tutuyoruz. Zaman çubuğumuza basılı tutarken aynı zamanda da shift'e basıyorum. Shift'e bastığımda bunların üzerine tam olarak oturuyor zaten. Bakın. Tam bir videonun bitişi ve diğer videonun başlangıcına shift'e basılı tutarak zaman çubuğumu getirdiğimde otomatik kendisi oturuyor ve bıraktım. Şimdi hemen Premier Composer kısmına geliyorum. Buradan istediğim bir efekti mesela pan efektini deneyelim. Pan efektini buraya nasıl getireceğiz? Üzerine iki kere tıklarsak otomatik olarak program buraya yerleştirecek. Bakın üzerine iki kere tıklıyorum pan'ın. Import Files dedi ve bakın işte efekt buraya uygulanmış oldu. Timeline'ımı hemen biraz genişletiyorum. Daha net görebiliyoruz. Haydi şimdi videomuzu izleyelim. Bakalım geçiş efektimiz nasıl olmuş? Gördüğünüz gibi gayet hoş bir şekilde geçiş efektini uygulamış olduk. Zaten bu geçiş efektinin sesi de kendiliğinden var. Tekrar izleyelim. Bakın bir video bitiyor. Hop diğer videoya geçtik. Bu 9 geçiş efektimizden sadece bir tanesiydi. Buradaki diğer geçiş efektlerini de kendiniz deneyebilirsiniz. Şimdi de diğer efektlerimizi deneyelim. Text Boxes'a tıklıyorum. Metin kutucukları. Bakın bu şekilde ekranda metin kutucukları beliriyor. Mesela şunu seçelim örnek olması için. Tekrar shift'e bastım. Zaman çubuğumu buraya getirdim. Efektimin üzerine iki kere tıklıyorum. Şöyle tam ortalayalım. Bakın başlatıyorum. Bu şekilde ekranda yazımız çıkıyor. Peki bu yazımızı nasıl değiştirebiliriz? İşte bakın edit kısmında. Buradan motion graphics yerine ns oluyor yazıyorum. Buradan text properties'ten yazınızın fontunu Kalınlığını, position kısmından da yine konumunu ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde sağa sola, yukarı ve aşağı basılı tutup kaydırarak konumunu ayarlayabilirsiniz. Scale büyüklüğü, bakın küçültüp büyütebilirsiniz bu şekilde. Yazımızın rengini, çerçevenin rengini buradan yine ayarlayabilirsiniz. Tracking'den de harfler arasındaki boşluğu ayarlayabilirsiniz. Bir de yazılarımıza gelelim. Yazılarımızda işte bu şekilde mesela... Şunu alalım, buraya sürükleyelim ve hemen bir izleyelim. Bakın ekrana bu şekilde yazımız geliyor. Yine gösterdiğim tüm ayarları buradan ayarlayabilirsiniz. Metin kutucuklarında olduğu gibi ve son olarak da ses efektlerine bir göz atalım. İşte burada bir sürü gördüğünüz gibi ses efekti var. Gerçekten çok kullanışlı Premiere Composer eklentisi. Bu şekilde videolarınıza geçiş, ses, yazı efektlerini koyarak görselliğini güzelleştirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.